Merhaba arkadaşlar, son videoda neler olduğunu şöyle bir düşünelim. Bu farklı para arz kavramlarını tekrar gözden geçirelim dilerseniz ve sonra insanların sahip oldukları paraya gerçekte sahip olduklarını düşünmelerinin adil olup olmadığını tartışalım. Orijinal videomuzda çiftçiler mahsullerini aldıktan sonra bankama 1000 altın yatırdılar. Ben bunun 900 tanesini borç veriyorum. Çiftçiler bir kısmını geri isteyebilecekleri ihtimaline karşı bir miktarı da yedek akçe olarak tutuyor. Tek seferde yüzde ondan daha fazla isteyemeyecekleri olasılığına göre davranıyorum ben. Borç verdim ve bununla bir sulama kanalı inşa ettiler. Birileri suya daha rahat ulaşılması ve tarlaların daha verimli olabilmesi için harika bir sulama kanalı düşünüyor ve bu sulama kanalını inşa edebilmek için 900 altın alıyor ve işçilerine ödeme yapıyor. Şimdi altınlar nereye gitti? İşçilere gitti. Güvenli bir yere ihtiyaç duyarak tekrar bankama yatırıyorlar. Şimdi 900 altınlık bir mevduatım var yüzde 10'unu ayırıyor ve 816'ını tekrar borç veriyorum. Diyelim ki bu borcu elma toplamayı daha verimli ya da daha hızlı ve daha az iş gücüyle gerçekleştirebilecek donanımlar üretecek bir fabrika kurmak isteyen bir girişimciye verdim. Girişimci bu 816'ını fabrikanın inşası için müteahhide veriyor. Şimdi müteahhidin 816'ını var ve o da bunu tekrar benim bankama yatırıyor. Çünkü ben bu meblağın korunabileceği en güvenli yerim. Burada bu zinciri durduruyorum. Daha da devam ettirebilirsiniz fakat bir noktada duracaktır. Dikkat ederseniz değerler her seferinde biraz daha azalıyor. Biraz matematikle nereye kadar devam edebileceğini hesaplayabiliriz. Neyse ben daha bu bankacılık konusunda yeni olduğum için müteahhitten aldığım paranın tamamını yedek akçe olarak tutmaya karar veriyorum. Tümünün rollerini nasıl yerine getirdiklerini görmek istiyorum. Şimdi sistemde ne kadar para var diye soralım. Bu tamamen sizin parayı nasıl tanımladığınıza bağlıdır. M0 adı altında bir tanımlama yapmıştık. Bu tanımlamada ki en dar tanımlamadır bu. Sistemde gerçek anlamda ne kadar altın olduğunu gösterir. Başka bir deyişle, sistemde derhal işleme konabilecek miktarı gösterir. Ve burada bahsi geçen oyunculardan hiçbirinin ceplerinde altın tutmadıklarını, cüzdanlarının bir kenarına kötü gün parası ayırmadıklarını farz ediyorum. Ki kötü gün parası ayırmadıklarını farz ediyorum ki şayet yapmış olsalar bu miktarları da hesaba katmamız gerekecekti ben herkesin tüm altınını Ümran'ın bankasına yatırdığını varsayıyorum. Bu arada umarım bankamızın ismini beğenmişsinizdir. Evet, bu hesabı yaptığımızda burada yedek akçı olarak ayırdığımız 100 altın, burada 90 altın ve burada da 810 altın var. Bunları topladığımızda sistemde 1000 altın olduğu sonucuna varıyoruz ki bu gayet mantıklı. Çünkü başlangıçta da sistemde bin altın vardı. Bu örnekte ifade ettiğim şey, hiç kimse ne yeni altın buluyor ne de herhangi bir miktar altın yok oluyor. Dolayısıyla bin altın olması da gayet mantıklı bir durum. Fakat daha ilginç bir soru ortaya çıkıyor burada. Eğer şehirde dolaşıp insanlara ne kadar paraları olduğunu sorarsanız muhtemelen herkes Ümran'ın bankasındaki çeke tabi mevduat hesaplarında bulunan miktarları söyleyecektir. Şayet bana ne kadar param olduğunu sorarsanız ben de çeke tabi mevduat hesabımda olan miktarı ifade ederim. Hoş eğer içinizden birileri beni kapkaça getirmeyi planlıyorsa cüzdanımda çok az miktarda nakit olduğunu söyleyebilirim. Tüm param çeke tabi mevduat hesabımda ve eğer biri ne kadar param olduğunu sorarsa hesaptaki rakamı söylerim. Tüm şehri gezip insanlara ne kadar paraları olduğunu sorarsanız ve rakamları toplarsanız, hepsinin çeke tabi mevduat hesaplarının toplamına ulaşırsınız. Dolayısıyla 816'ın müteahhidin hesabında, 906'ın kanal kazıcının hesabında ve 1000 altında çiftçilerin hesabında var. Evet, 1900 artı 800 çek hesaplarının toplamında 2716'ın çıkmaktı. Tabi tek banka ben olduğum için bu benim buradaki sorumluluklarımın toplamını veriyor bana. Ve biz bunu M1 ile ifade ediyoruz. Bu ifadeleri kullanıyorum çünkü bunlar tüm ekonomistler ve kamu görevlileri tarafından kullanılan ifadelerdir. Burada ortaya çıkan birkaç soru daha söz konusu. Bunlardan biri 1006'nın nasıl 2716'na dönüştüğü ve sonrasında ise bu 2716'ın reel servetimi temsil ediyor? Yoksa çevirdiğimiz bir üç kağıdın sonucu mu? Veya tuhaf bir saadet zincirini mi temsil etmekte? Nasıl yaratıldı? Bir döngüde mekanizmada yol aldık değil mi? Her seferinde küçük bir kısmını ayırıp kalanını borç verdik ve tekrar bankaya yatırdılar gibi gibi işte bu şekilde yaratıldı. Yine ilginç sorularımdan birini soruyorum size. Bu ilginç sorumsa, bunun reel serveti temsil edip etmediği. Hemen cevabını da veriyorum. Şayet tüm bu yatırımlar gerçekse o zaman evet, reel serveti temsil ediyor. Eğer 900 altın kullanılarak kazılan bu sulama kanalı gelecekte servet olarak en az 900 altın yaratabileceğini vaat ediyorsa, yani en azından bankadan alınan 900 altını geri ödeyebilecek miktarı sağlayabilecekse o zaman bu bir reel servettir diyebiliriz değil mi? Şayet başarılı bir proje ise büyük ihtimalle daha fazlasını sağlayacaktır. Evet, bu bir reel servettir. Benzer bir şekilde eğer bu fabrika gerçekten en az 816 gelecek servet yaratabilirse ve gerçekten çok daha fazla elma ya da altın ya da herhangi bir şey üretmemizi sağlayacaksa bu da bir reel servettir değil mi? Dolayısıyla bu insanlar ve bu servet gerçekte var. Bu 2716'lık servetin gerçekte var olabilmesi için borç alımında gerekçe gösterilen projelerin gelecekten en az bu borç tutarı kadar servet sağlaması gerekiyor. Yani göz önünde bulundurmamız gereken birkaç şey var. Bu dünyada 2716'ın yok. Fiziksel olarak sadece 1000 altın var. Eğer söz konusu projeler gerçekse ve düzgün yönetiliyorlarsa, boşa para akıtma tarzında projeler değillerse o zaman 2716'ın servet değeridir. Bu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Unutmayın altın kendi başına bir servet değildir. Altın serveti temsil için kullanılan bir araçtır sadece. Altını yiyemezsiniz, altının içinde yaşayamazsınız, sizi bir yerden bir yere taşımaz, sağlığınızı iyileştirmez Demek ki serveti temsil etmekte kullanılan bir madendir İnsanlar bazen altının kendisinin bir servet olduğunu düşünürler ve bu gerçekten bir yanılgıdır Bu görünen 2710 altın fiziksel anlamda altınları temsil etmese de real serveti temsil eder bir kez daha bu tamamen bir çeşit üç kağıt diyebilirsiniz. Ama bu yatırımlar iyi yatırımlar olduğu sürece gerçekten üç kağıt değil. Hatırlayalım bunlar servet sağlayan, servet üreten yatırımlar. Dikkat edin, M1 olarak ifade ettiğimiz bu para arzı, reel ekonomik üretimin sağlanmasını genişletmektedir. Bu fabrika ya da bu sulama kanalı servet oluşturduğu sürece burada para arzı servet miktarından daha hızlı artmamış olacaktır. Şayet önceden bir altınla bir elma alınırdı, şimdi de umarım bir altınla bir elma yeniden alınabiliyordur. Eğer bu yatırımlar çok iyi ise, diyelim ki önceden yılda bin elma üretebiliyorduk. Evet, elmanın real servet olduğunu unutmayın burada elma yiyebileceğiniz bir şeydir. Sizi hayatta tutar hatta onu yiyerek aldığınız enerji çalışabilmenizi sağladığı için bir yatırım gibi de gözlemleyebilirsiniz. Her neyse diyelim ki tüm bu yatırımlar gerçekleşmeden önce ekonomimiz bin elma üretebiliyordu. Şimdi sulama kanalı yapıldıktan sonra diyelim ki üretimimiz yılda bin elmadan 2000 elmaya çıktı ve yeni birçok servet yaratıldı. Hatırlayın bunun yapılması için sadece 900 altın almıştık ve birden üretim ikiye katlandı. Yıllık üretimde 1000 elma daha artış sağladık ki bu eski ekonomimizde 1000 altın değerinde. Şimdi bu kesinlikle bizim geri ödememizi karşılar. Bu şekilde diyebiliriz. 900 altını borç alarak gerçekleştirdiğimiz bu proje bize yılda 1000 altın değerinde servet oluşturdu. Yıl bazındaki üretimimizi de 1000 elma kadar artırdı. Benzer bir şekilde bu fabrika sayesinde de 2000 elmalık üretimimiz 3000 elmaya ulaştı. Şimdi düşünelim. Belirtilen bir yılda kaç elma üretildi? Önceden yılda sadece 1000 elma üretebiliyorduk. Şimdi ise 3000 adet üretilmiş elmamız var. Çünkü bunlar gerçekten iyi yatırımlardı ve gerçekten verimliliğimizi artırdılar. Şimdi eğer bu ekonomideki herkes 2.716 külçesi ya da eşdeğeri olduğunu düşünüyorsa ve 3000 elma üretebildiysek, o zaman para arzı 2716'ın gerçekte servetimizden daha yavaş artmış oldu. Şuraya yazalım. Önce Para Servet Sanırım bu iki kavramı birbirinden ayırt edebilmek çok önemli. Para servet sağlamak için kullanılan bir araçtır ya da serveti temsil eder. Kendisi bir servet değildir. Onunla ilgili önemli felsefi desteklemeler var. Bu farkı görebilmeniz büyük ihtimalle daha mutlu yaşamanızı sağlayacaktır. Bu kısmi karşılık sistemi var olmadan önce bin altınımız vardı ve yıllık bin elmalık servetimiz vardı. Şimdi biraz da para dolanım tedavül hızı konusuna gireceğim Tüm bunlar olduktan sonra 2710 görünen altınımız oldu Bu bizim M1'i açıklamamızdı M0'ımızsa gerçekteki fiziksel altın yani halen 1000 adet Peki yılda kaç elma ürettik? Evet şimdi 3000 elma ürettik Burada dikkat ederseniz gerçekte elmanın altına oranı arttı ve şimdi bir elma birden daha az altına mal olacak. Önceden elma başına bir altınınız varken şimdi bir elma başına bir altından daha az altınınız olacak. Bu yenileşme bize deflasyon deyimini yaşattı. Tüm bu para yoktan var edildi diyebilirsiniz. Böyle bir para yok. Bu enflasyona yol açacaktır. Fakat hayır, para gerçekte servet oluşturan üretken yatırımlar tarafından çalıştırıldı ve bu pastayı büyüttü. Elma pastasını büyüttü ve gerçekte deflasyon deyimini yaşadık. Ekonomimiz fiilen büyüdü. Bu çok ama çok pozitif bir örnekti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.